Merhabalar efendim. Sıradaki skecimizin ismi Yapay Zeka. Bir ailenin yapay zekayla ve teknolojiyle olan savaşını izleyeceğiz. Çeşitli şeyler yaşanacak birazdan burada. Yapay Zeka geliyor. Ebru ve Beste yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bravo! Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Anne! Anne! Günlerdi. Ya anne! Ay ne bağırıyorsun be Bahadır, Allah Allah, ödümü kopardın. Sen niye bağırıyorsun ya? Süpürge çalışmıyor ki. Çalışmıyor mu? He. Saatlerdir hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? Evet, sen boşu boşuna süpürüyorsun evi sabahtan beri. Niye söylemiyorsun? İt! He? Hani sen temizlik yapacaktın, yaptın mı? Yaptım anne, bak. Hı. Masa üstünü düzenledim. Arama geçmişimi sildim. Çöp kutusunu da boşalttım. Bilgisayar dışında da bir dünya var, biliyorsun değil mi Bahadır? Vallahi mi? Link atsana. Sana acıyorum çocuk. Gerçekten. Gerçekten acıyorum sana canım. Hoş geldin Hikmet. Bak bak, şimdi terliğini giyecek. Bak, bak. Başım çıkacak. Bak, şimdi terliğini giyecek. Ondan sonra da eline kolonya sıkacak bak. Sıkacak. Bak, bak, yüzüne de şap şap yapacak. Bak şimdi. Bak, şimdi de koltuğa oturacak, ayağını arkaya alacak. Bak, bak. O zaman beklenen an geldi. Üç, iki, bir. Yemekte ne var Ayten? Aa. Sormadı. Hikmet, yemeği niye sormadı? İştahım yok. Oha, babamın en son iştahı olmadığında sen bana hamileydin. Sen nereden biliyorsun lan? Hissediyor insan bazı şeyleri. Bir dur, Hikmet, ne oldu? Bir sıkıntın mı var? Yani şu sırtımdaki ağrı için bugün doktora gidecektim ya. Aha, 3 aylık ömrü kaldı babamın. Şey mi? 3 ay mı? Bugün dahil mi? Yarından mı başlıyor? Pazartesi, salı, çarşamba. Ya ne anlatıyorsunuz ya? Öyle bir şey değil. Ne o zaman be adam ha? Ne oldu baba? Robotmuşum ben. Ne? Ne? Ben robotmuşum. Ya hadi bir siktir git ya. Bahadır, Bahadır gel buraya. Ya ne biçim konuşuyorsun robotla? Ya ne robotu anne ya? Bilmem, inşallah mutfak robotudur. Hikmet, mutfak robotu mu senin? Ya ne saçmalıyorsunuz ya? Yok, tost makinasıyım, Allah Allah. Yapay zekamışım ben. Allah Allah, Wi-Fi'ye bağlanabiliyor musun? Bahadır, mal mısın? Adam robotum diyor, ilk aklına gelen soru bu mu? Dur, şşş, süpürge bozuldu, bir konuşsana onunla. Allah'ın kızı, hala dalga geçiyorum zannediyorsunuz değil mi? Öyle bir şey yok ya. Benim açma kapama tuşum varmış kızım, robotmuşum ben. Hani şu yıkanırken ulaşamadığım bir yer var ya şu arkamda. Orada tuşum varmış, bas oraya bak göreceksin onu canım. Allah bas oraya, hadi bas oraya. Aa, nereden geldi lan o ses? Anne babam kapandı. Aman yok be. Her gece böyle numara yapıyor. Hikmet. Vallahi numara yapmıyor galiba. Baksana TT olmuş babam. Bakayım. Hashtag çok güzel hareketleri ki. O değil aklım. Hashtag insansı robot. Anam, numara yapmıyor mu Hikmet? Robot musun Hikmet? Hikmet... Ay adamı kapalı unuttuk, dur. Aç, aç, gir aç. Hikmet, robot, lay lay lay. Bir de saçma sapan açılış animasyonu yapmışlar adama ya. Beni açıp kapattınız değil mi? Açıp kapattınız beni. Ya açtık, açtık da... Şimdi ben... Yıllardır bir makinayla mı? Hiç mi anlamadın anne ya? Sus da saçma sapan konuşma. Ya ne biçim konuşuyorsun sen çocuğundan, Allah Allah. Baba, haberlere çıkmışsın. Ay aç, aç. Aç, aç, haber, ne haber? Kumanda nerede? Aç bakayım. Ha, bas, yana bas. Ha. Doktora diye gitti, robot olarak çıktı. Şimdi üretilen ilk insan görünümlü motor. Meğerse yıllardır aramızda yaşıyor. Bana motor mu dedi o bir daha? Motor mu? Gerçekten motor mu? Özür dilerim, motor değil, robot. Bir daha sorun. Çok da emin söyledim, özür dilerim. Ama biz motoru garipsemedik, ona ne diyeyim? Evet. Be alındım bir an, ne deyse. Bana bak, kötü geldi. Tamam. Televizyonu aç. Aç televizyonu, aç. Aç. Aç bakalım neymiş ha. Doktora diye gitti. Kız... Açmışsın. Bu kız bakın mı? Aç. Aa, çok komik kız ya. Doktora diye gitti, robot olarak çıktı. Üretilen ilk insan görünümlü robot meğerse yıllardır aramızda yaşıyormuş.
Deneyin başarısı için kendisi dahil kimseye robot olduğu söylenmeyen Hikmet Sey'in gerçek kimliği akıllarda durgunluk yarattı. Hikmet Sey olarak bilinen insansı robotun gerçek adı meğerse Hikmet Bir'miş. Hikmet Bir ne ya? Bari Pro X, Y, Z bir şey olsaydı. Lan bir dur. Hikmet sen yıllardır hiç mi anlamadın? Ya aslında Recaili'nin düğünde bir ara anlamıştım. Nasıl? Herkes halay çekerken ben böyle saçma sapan hareketleri yapıyordum. Kendimi kaybettim. Orada arkada hatırlıyorsun. Orada bir robotmuşum neyse bir an geldi aklıma ama. Ama senin zekanda da bir yapaylık vardı evet. Şimdi. Doğru. Başka nasıl özelliklerin var baba? Valla bilmiyorum ki pek bir numaram yok gibi yani. Keşke böyle bir Bluetooth'a bağlansaydın. Tugula girerdik, DVD oynatırdık sende. Nerede oynatacağım lan DVD'yi? Benim aklımda bir yer var. Ya saçma sapan konuşma. Manyak çocuk. Eyvah. Seni almaya gelmiş olmasınlar. Açmayın, kapıyı açmayın. Ya da sen saklan, burada yok deriz. Süper fikir. Şuna süper fikir dedi. Böyle robot mu olur? Selamun aleyküm yenge. Gel Gürbüz, sen miydin? Abi? Hikmet abi içeride mi? İçeride. Gel. Kimse şey yapmaz. Anam Hikmet abi. Hikmet abi ne yaptılar sana abi? Hikmet abi ne oldu sana? Ben bileydim senin torbanı değiştirirdim. Torbanı değil mi abi? Korban oldum abi. Gürbüz ne yapıyorsun lan? Abi. Allah'a şükür. Allah'ıma şükür ya abi ya. Uf! Hikmet abi senin için kahvede takatukaymış diyorlar. Kim diyor? Kim diyor lan onu? Ben diyorum. Haberlerde görünce dayanamadım. Takatukay. Sorma Gürbüz, biz de yeni öğrendik. Baba, hair tronunu açsana, şu fotoğrafları göndereyim sana. Anam öyle özellikleri mi var? Bilmiyoruz, deniyoruz da. Aman annem bak, insan içinde denemeyin. Vallahi peşine düşmüşlerdir. Örselerler, kurcalarlar Hikmet abiyi. Niye? Ne yapabilirler ki en fazla? Kafanı söküp götüne takarlar. Hayır. Ben böyle bir şey olsun istemiyorum ya. Ben robot olmak istemiyorum. Ben tekrardan insan olmak istiyorum. İnsan olayım ben. Hadi aşk olsun abi. Sen zaten bizim için insansın. Sen yıllardır bu evin direği benim canım abim. Sen insansın. Gerçekten mi Gürbüz? Tabii ki. Hey Hikmet, bugün hava kaç derece? Oğlum bir dur ha. Abi senin harbiden dikkat çekmemen lazım, tamam mı? Dur, o zaman şey yapalım. Sökelim bunu, tornavida yok, getirelim. Yok yenge, öyle değil ya. İnsanmış rolü yapacağız. Yani insan gibi göstereceğiz. İnsan gibi, tamam. Ne yapacağız? Şöyle ki, olaylara ezberlemiş cevaplar verirse, tamam mı? Heh. Çözersin. Bu senin robot olduğunu anlamazlar, tamam mı? Şimdi biz, yenge şimdi benim karım. Karım şimdi. Tamam, neyse. Yenge, sakin ol. Numaracıktan. Tamam. Yenge şimdi benim karım. Tamam. Bahadır da benim çocuğum. Tamam. Tamam mı? Biz çok fakiriz, sen ev sahibisiniz. Sana geliyoruz, kapına dayanıyoruz. Hadi yenge. He, tamam. Aman Allah'ım, çok fakiriz. Bahadır oğlum, bak bu koltuk. Koltuk nedir anneciğim? Normalde üstüne oturulur ama sen kemir. Tamam. Hikmet Bey, kurbanınız olayım Hikmet Bey. Durumumuz çok kötü. Bu sene kiraya zam yapmayın. Tamam, yapmıyorum. Çok teşekkür ederim. Ya böyle olur mu ya? İnsan olacaksın diyoruz ya. Hayır, yapacağım diyor. 500'ü koyacaksın. 500'ü koy. İnsanlar öyle mi yapıyor? Ya hepsi yapmıyor ama bunu yaparsan robot değil deriz yani. Tamam, insan insana bunu yapmaz yani. Evet, tamam. Ha, doğru diyor, hadi. Tamam. Evet. Şimdi farz edelim ki sen 500 lira zam mı yapmışsın, tamam mı? Biz de durumumuz kötüleşti, sokaklara düşmüşüz, dileniyoruz, tamam mı? Hadi yenge. Dileniyoruz. Allah rızası için kefen parası. Allah. Ekmek parası değil miydi o ya? Şey, şimdi bu açlıktan ölmüştür diye düşündüm, doğaçladım orayı. Bir dakika, ben niye ölüyorum ya? Ben başrolüm burada, ben ölemem. Senaryoya sadık kal. Allah Allah ya. Abi sen de tam o sırada oradan geçiyorsun. Bahadır yüklen oğlum. Yüklen. Abi çok açız. Bir ekmek parası Allah rızası için abi. Tamam evladım. Al şu parayı. Oha. 200 lira. Hanım gidip biraz steak gömelim. Nefrete gidiyoruz biz. Eyvallah. Abi bu verilir mi ya? Vermeyeceksin. 200 daha mı verseydin ne? Hayır abi, hiç vermeyeceksin. Bunlar kesin numara yapıyordur diyeceksin ya. Bak Hikmet abi, son şansın, tamam mı? Şimdi şöyle düşünelim. Sen o 200'ü bana verdin, tamam mı? Ben gittim, içtim, kafayı bozdum. Gece dışarı çıkan genç bir kıza zarar verdim. Ne yapacaksın? Hadi. Yapabilirsin, hadi. İnsan gibi, hadi. İnsan gibi düşün. Hadi Hikmet.
tamam buldum. Hiç adaleti falan düşünmeden şey diye düşüneceğim. Ya bu kızın gece vakti burada ne işi var diyeceğim, kızı suçlayacağım. Yuh! Yuh! Sana insan ol dedik, canavar oldun lan. İnsan yapar mı lan insan onu? Tamam tamam canım, bir adamın kafası gitti, devreler yanacak şimdi ya. Evet ya, bu neymiş oğlum lan? Böyle insan olacaksa ben insan olur muyum? Ben robot kalayım o zaman yani. Emin misin abi? Evet, robot kalacağım. Son kararın mı Hikmet? Son kararım, robot tamam. Kalacağım. Benden günah gitti. Doğru. Sen şahitsin yenge, hiç doğru. Kusura. Benden günah gitti. Nereye? Arkadaşlar, göz robot burada. Yalla! Japonya'ya! Yalla! Japonya'ya! Yalla! Japonya'ya! Evet arkadaşlar, ses veriyorum. Çık. Bir, iki, üç. Çıktım taşın üstüne, açtım bacakları. Saçma sapan şeyler. Bu mahallede seni istemiyoruz abi. Ben gelip insanlığımı yaptım. Seni insanlığa davet ettim ama senin üstünde zero insanlık kalmamış. Ha seni paçalarından akıyor insanlık gürbüz. Yengecim bir saniye. Hikmet abi. Hikmet abi. Apartmanı boşaltacaksın. Bu apartmanı boşalt, seni istemiyoruz bu mahallede. Neden oğlum? Neden istemiyorsunuz beni ya? Eşim biraz özeniyor da. Bir dakika, ben bir şey soracağım. Madem bu senin kocansa, bu çocuğun babası kim? Ne? Ya saçmalama, manyak mısın? Hikmet'le yaptık işte. Allah Allah. Allah. Hayır, gözümle görmedin, inanmam. Burada da yapın. Sanki gözü görüyor da yaşlı kadının hakkında söylediği şeye bir bakın. Allah'tan iki saniye sonra unutuyor ha. Ya ayıp bir şey. Kulağı duysa hiç alınacak kadın. Tövbe tövbe. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim ya. Biz bugüne kadar bu mahallede gül gibi yaşayıp gidiyorduk. Hı. Ne oldu şimdi yani? Nedir bu beni gönderme çabası? Nereden bilelim abi işimizi elimizden almayacağını? Erman sen ne iş yapıyorsun? Portakal sıkıyorum. Katı meyve sıkacağım mıyım lan be? He? Sence beni bunun için yapmış olabilirler mi ya? Gidin lan bu evden. Sinirli. Dünyayı ele geçirecek, sinirlendi. Kimsin lan? İzin vermeyelim arkadaşlar. Sökelim parçalarını. Doğru, sökelim parçalarını. Sök. Ne robot? Sök. Sinirleniyorsun. Hayır. Oğlum yapma. Lan oğlum yapma. Dur abi. Dur abi. Oğlum. Hayır. Sen benim konuşuyorsun. Hadi gidelim. Size diyorum. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Ben Profesör Doktor Özlem Tümeci. Bu kim? Bu eşim. Beni al. Beni almaya geldiniz değil mi? Bir dakika ya, kimi nereye alıyorsunuz ya? Nereye alması ya? Bu benim yediğimin içtiğimin ayrı gitmediği mahalleden canım abim. Lan bunun sırf kabloları 1000 lira lan. Kaç mı veriyorsunuz siz? Hurdacı mıyım lan ben? Profesör. Profesör, 500'e anlaşalım, alın götürün. Hayır, 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 hayır. Siz çok yanlış anladınız. Ne ya? Biz hepinizi alacağız. Hepiniz robotsunuz. Nasıl ya? Biz robotuz. Bir dakika arkadaşım. Ya ne arkadaşlar, benim robot olduğuma inanıyor musunuz ya? Hayır canım, ayaklanmam. Ana, yöresel robot. Ben uyudum mu lan? Anlayın işte, robotsunuz. Sizi biz tasarladık. Nasıl ya? Bir dakika. Bir dakika, şimdi hepimiz robot muyuz? Ya öyle olsa anlamaz mıydık ya? Tabii. Ama evet ya, biz yıllardır bayağı insandık yani. İnsan gibi yaşıyorduk, robot değildik. Robot gibi yaşıyorsunuz. Mesela Ayten bir. Benim. Ev işleri dışında her şeye kayıtsızdır. Bir hayaliniz, bir tutkunuz var mı Ayten bir? Yok. Evet. Bahadır bir, bir gününüzü nasıl geçirirsiniz? İşte oyun oynuyorum, müzik dinliyorum, mesaj yaşıyorum, arada da konuşuyorum. Ana, ben telefonmuşum lan. Ya. Nasıl ya? Bizde şimdi hiç duygu falan yok mu yani? Maalesef. Erman sevgisizdir mesela. Hiç kimseyi beğenmez. Hayriye ahlak bekçiliği yapar çünkü saygı yok. Nalan'ın empatisi olmadığı için kendi gibi olmayan hiç kimseye tahammülü yoktur. Murat vicdansızdır. Vicdanı olsa kutu gibi bu eve bu kadar kira istemez. Anlatabiliyor muyum? Gördüğünüz gibi siz insan olamazsınız. Robotsunuz siz. Peki Gürbüz, Gürbüz? Gürbüz 4 tam bir canavar. Gürbüz 4 mü? Tabii. Benim babam bizim... 1, o niye 4? O işimize sinmedi. Birkaç kez denedik. Aha, benden başkaları da mı var? Kardeşlerim nerede benim? Tabii. Gösterin bana onları. Belki birbirimizi şarj ederiz lan. Gösterelim. Bu Gürbüz bir. Oo. Bu iki. Oo. Bu üç. Oo. Siz de dörtsünüz. Aa. Lan oğlum, siz
siz 3 ile 4 arasında ne yaşadınız ya? Yani ne oldu, usta uyuyamak kaldı, kör mü oldu? Abi böyle suratsız gitsin mi dedi, ne oldu ya? Hayır, hayır. Hepinizdeki eksikleri gideriyoruz. Sonunda daha düzgün bir şey bulacağız. Hepimizi düzelteceğiz. Hayır ya, ben robot kalmak istemiyorum. Ana. Evet ya. Biz hakikaten insan değilmişiz yani. Çünkü biz insan olsak sevmeyi, birbirimizi saymayı bilirdik değil mi? Birbirimizi korumayı, adalete güvenmeyi bilirdik. Biz robotmuşuz hakikaten ya. Ne yapacaksınız bize? Merak etmeyin, gerekeni yapacağız. Gereken nedir? Kafanızı söküp götünüze takacağız. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Wow. Zil geldi. Ebru ve beste birlikte yazdınız değil mi? Evet. Ve beste giriyor yazarımız birlikte. Zil aldınız. Süper. Raskic hakikaten çok zor bir fikir. Yani insanlar robot olsa diye hani... Gerçi çok iyi filmleri var ya da dizisi var. Westworld'un hastasıyım bu arada. Sonda şey tadı verdi ya, o tadı da verdi. Neyse yani bu fikir hakikaten çok zor. Gidiyor, babanın robot olduğuna da oyunculuklarla inanıyoruz. Sonra bir yani oyunculuk moyunculuk kısmı acaba ne oluyor falan filan. Yani bayağı mücadele etmişsiniz bu skeci yazarken. Ve finali çok güzel yere bağlanmış. İnandırıcı bir yere bağlandı. Bir de zile gitti. Çok zor bir fikir. Hani bu çok zor bir eğer olsaydı fikri, çok başarılı bir uygulaması olmuş. Tebrik ediyoruz. Vallahi alkışlar bu skecin yazarlarına gelsin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızda.